Bugün Sultanahmet bölgesinde Şerefiye Sarnıcı'ndayız. Bu eski Bizans İmparatorluğu zamanında İstanbul'a su getirilen bentlerle Sultanahmet bölgesinde yere batan sarnıcı ve Şerefiye Sarnıcı diye şu an gün yüzüne çıkmış iki tane sarnıçtan birinin içindeyiz. Burası İstanbul'un su ihtiyacını karşılıyor. Şu yukarıda gördüğünüz delikler havalandırma delikleri. Ortada bir tane İstanbul'da su sıkıntısı olduğu vakit insanların kovalarla su almak için büyük bir delik var yukarıda. Şimdi burada aynı zamanda bir de halı sergisi var. Halı sergisi var. Yani çok güzel restore edilmiş. Eskiden burası Eminönü Belediyesi'nin olduğu yerdi. Şu an bir sıkıntı var. Aşırı modern bir mimariyle yapılmış, yani krom falan malzemelerle. Biraz bu otantikliği bozuyor. Aslında o zaman ne muhteşem işler yapılmış. Bugün biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tertiplemiş olduğu bir geziyle ben de buradayım. Güzel şeyler, sosyal böyle şeyleri görmedim. Uzun zamandan beri gelmemiştim Sultanahmet bölgesine. Ben de burada, okulum benim buradaydı. Fakat çok değişmiş buralar. Ve şu an gezi rehberimiz Rıza Bey. Sarnıcı anlatıyor. Yuvarlak deliklerden yağmurun yağmasını bekleyip yağmuru yağıp burada komple sarnıcı dolduruyordu. Şuradaki büyük delikler ise kovalar. Şu büyük delikten insanlar suyu olmadığı vakit kovalarla kovalarını salıp su alıyorlar sarnıcı. Karşılamak için Bizans buraya İstanbul'da birçok sarnıçlar yapmıştır. Fakat sadece şu an iki sarnıcımız var biliyorsunuz. Belki 4 ya da 5 ya da 10 tane sarnıcımız var ama şu anda gün yüzüne çıkmadı. Evet, duvarları görüyorsunuz. Bu tarafa bakalım. Bakın, düz olan yer restore edilmiş hali. Yani kapatarsak tabiriyle sıvanmış hali. Ama şu çizgi duvar olan yerleri orijinal hali. Bakın, bu sütunlar da orijinal. Sadece dış yüzü ihtiyaçlandırmış hale geldi. Bir sene önce açılmış burası. Fotoğraf çekebilirsiniz serbest ama 5 dakika sonra tüm herkes yukarıda olacak, tamam mı? 5 dakika sonra yukarıdayız. Şu an burada serbestsiniz. Tekrar orası, evet. Kesilecek yerler gerçekten Sultanahmet turizm açısından çok hareketlenmiş. Bu zamanında 70'li yıllarda hiç böyle bir şeyler yoktu. Evet. Bir tek beğenmediğim tarafı, çok eski bir mimarinin çok yeni bir mimariyle bütünleştirilmesi eksikliklerini. Bu daha otantik bir şeylerle yapılabilirdi. Gerçi baslanmaz yapılması mantıklı. Şöyle burası rutubetli ve ıslak zemin olduğu için böyle bir çalışma yapılmış ama görsel olarak hoş değil. Muhakkak gezin. Bir hafta sonunu Sultanahmet bölgesinde geçirin. Çok farklı kültürlerle ilgili, geçmişle ilgili, Osmanlı dönemi, Bizans dönemiyle ilgili bir sürü gezeceğiniz yer var, saraylar var, camiler var. Bizim grup gitti galiba. Evet. Buradan bu kadar.